Arkadaşlar merhaba. Bir önceki videomda sizlere iki zamanlı motorun çalışma sistemini anlatmıştım. Bu videoda da dört zamanlı motorların çalışma sistemini anlayacağız. Ve aradaki farkı kendiniz rahatlıkla zaten görebileceksiniz. Günümüzdeki araçların bir çoğunda otomobil olarak bakarsak ve bazen gemi makinelerinde çok büyük oranı, otomobiller için konuşacak olursak çok büyük oran arkadaşlar dört zamanlı motor olarak yapılıyor ki daha önceki videomda ben söylemiştim. Bazı hani ticari zihniyetten dolayı bunlar genelde dört zamanlı motor olarak yapılıyor. Karşınızda zaten şu an dört zamanlı ve dört silindirli sıra tipi bir motorun animasyonunu görüyorsunuz. Şimdi burada benzinli ve dizel olarak değil de arkadaşlar sadece dört zaman olarak bakacağız. Anlatımlarımda o yüzden hani benzin hava karışımı veya mazot şeklinde hani şeyler yapabilirim. Burada zaten buji olduğu için bu animasyonlar arkadaşlar benzinli bir motorun animasyonu. Şimdi öncelikle arkadaşlar 4 zamanlı motorda da 2 zamanlı motorda da çevrimin oluşabilmesi için, çevrimden kastım motorun çalışabilmesi için emme, sıkıştırma, iş, egzoz zamanlarının bütününe deniyor. Ve bu sıralamanın bozulmaması gerekiyor. İşte 2 zamanlı motorda 360 derecede yapılıyordu crank millinin bir turunda. Aşağıdaki bizim crank millimiz. Bir de bizim pistonumuzun iki hareketinde yani aşağı ve yukarı hareketinde ne oluyordu? Bir çevrim gerçekleşiyordu. Bu sistemleri daha iyi anlayabilmek için az çok da motor parçaları hakkında bilgi sahibi olmanız lazım. İşte buji, subap, piston, crank milli, bir yer kolu vesaire bilmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bir önceki animasyonumuza geçelim. Şöyle motorumuz burada bakın piston aşağı doğru inerken yani altılı noktaya doğru giderken ne yaptı? Bizim temiz havamızı içeri emdi. Şöyle hemen bakalım. Evet gördüğünüz gibi havamızı emdi. Havanın emilmesiyle beraber arkadaşlar piston altılı noktaya yani aşağı doğru gitti ve crank mili yarım tur döndü. Yukarıdan aşağı doğru yarım tur yaptı ve içeri temiz hava girdi. Buradan emme subabı açıldı. Emme subabının açılmasında üstteki kam mili sağladı. Bu animasyonu göstermemiş. Tekrar pistonumuz yukarı doğru çıkıyor. Emme subabı kapandı. Pistonun yukarı çıkmasıyla arkadaşlar pistonun üst dönüm noktaya geldi ve crank mili tam bir tur attı. Fark ederseniz ki iki zamanlı motorda crank milinin bir turunda emme, sıkıştırma, iş, egzoz işlemleri bitiyordu. Burada gördüğünüz gibi crank mili bir tur attı. Sadece emme ve sıkıştırma yaptı. Artık sıkışmış havanın içerisine, sıcaklığı artmış havanın içerisine. Tabi bu benzinli motor olduğu için hava yakıt karışımı burada arkadaşlar sıkıştırılıyor. Yani benzinli hava burada sıkışmış vaziyette duruyor. Ve buradaki bujinin ateşlemesiyle arkadaşlar şimdi iş zamanı başlayacak. Evet iş zamanının arkadaş bujinin ateşlenmesiyle büyük bir patlama oldu. Ve piston aşağı doğru itildi bu patlamanın etkisiyle. Daha sonrasında da arkadaşlar bu piston aşağı doğru itilirce crank mili tekrar bir yarım tur daha dönmüş oldu. Crank mili yarım turundan sonra tam turunu tamamlarken arkadaşlar yukarı doğru çıkarken de yanmış egzoz gazlarını şuradaki egzoz subabının açılmasıyla dışarı attı. Aynen şurada şöyle olduğu gibi bakın bunu dışarı doğru buradan atıyor. Şimdi tekrar çevrim tamamlanmış oldu. Yani 4 zamanı yapmış olduk. Tekrar çevrimimiz baştan başladı. Emme yaptık. Sıkıştırma yapıyoruz. İş yaptık. Yani patlama oldu. İşten sonra da yanmış egzoz gazlarını egzoz subabının açılmasıyla dışarı attık. Böylece arkadaşlar crank mili tam 2 tur dönmüş oldu. Yani 720 derece. Pistonda 4 hareket yapmış oldu. 2 zamanlı motorda 360 derecede bunu yapıyordu. 4 zamanlı da 720 derecede bunu tamamlamış olduk. Yine başka bir animasyonda arkadaşlar içeri havamız girdi. Emme zamanı, sıkıştırma zamanı, iş zamanını yapıyoruz. Ve tekrar çıkarak arkadaşlar egzoz zamanımız gerçekleşiyor. Bu şekilde bunun da çalışması mevcut. Yine arkadaşlar daha iyi anlayabilmemiz adına yine bir motorumuz var. Alt tarafta karter bölgesi motorun yağlanmasının yapıldığı. Şöyle adım adım gidersek emme, sıkıştırma, şimdi patlama oluyor yani buji ateşleme yaptı ve iş oluşuyor. İş oluştuktan sonra egzoz zamanına geçti ve egzoz gazlarımızı dışarı atmış olduk arkadaşlar sistemin çalışması da bu şekildeydi. Aslında genel olarak baktığımız zaman hani az önce subapların nasıl açıldığını göstermemiştim size. Burada bir eksantrik milimiz var. Kam mili diyoruz. Kam milinin dönmesiyle ve crank milinin dönmesiyle aynı zamanda kam mili hareketleniyor. Kam milinin dönmesiyle de arkadaşlar buradaki manivralarla subaplarımız açılarak kapanıyor. Şimdi genel itibariyle bakacak olursak arkadaşlar bu sistemler birazcık daha karmaşık yapıya sahip. Nasıl karmaşık yapıyor? Ekstra subabı var, işte kam mili var vesaire vesaire. Dolayısıyla bunların ekstra her birinin maliyeti
motorun fiyatına ekleniyor. Motorun fiyatı da aracın fiyatını etkiliyor. Tabii ki daha sonra bunların aşınmasıyla oluşan arızalardan sebep motorun tekrar rekliviğe girmesi gibi birçok sıkıntılar meydana geliyor. Ha, kötü değil ama iki zamanlı motora göre kıyaslandığı zaman arkadaşlar ekstra parçası fazla olduğu için bakım maliyetleri ve motor ömrü açısından bir olumsuzluk teşkil ediyor. Bunun da hani sebebini az çok sizler anlayabiliyorsunuz. İki zamanlı motorlar daha seri bir kalkışa sahipken dört zamanlı motorlar daha böyle bir hantal diyebilir ikisi beraber kıyaslandığında aynı tip olarak bakarsak. Onun haricinde arkadaşlar iki motorun çalışmasıyla herhangi bir sorun oluşturmaz. Herhangi bir güç kaybı çok fazla yok. Ama iki zamanlı motorlarda gerek performans açısından gerek yakıt sarfiyat açısından arkadaşlar bir miktar daha önde. 4 zamanlı motorlara bakıldığında onun da zaten avantajlarını ilgili videoda söylemiştim. Umarım bu sistemin çalışması, işten yanmalı motor çalışması 4 zamanlı ve 2 zamanlı olarak anlamışsınızdır. Benim anlattıklarım bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.